Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, ertelenen maden sahası ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Günay, yeni ihale için verilen sürenin olabilecek en erken tarihe verildiğini ve yöre insanının zararını olabilecek şekilde mevcut tesisi olan firmalar lehine bir ortam oluşturulduğunu öne sürdü. Elazığ Maden Rezervleri için gerçekleştirilecek olan ihale 21 Nisan tarihine ertelenmişti. İkinci kez ertelenen ihale ile ilgili Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay açıklamalarda bulundu sahanın gerçek değerini bulabilmesi, hem ülke hem de Elazığ'a daha büyük faydalar sağlayabilmesi adına belirli taleplerinin olduğunu ifade eden Günay, taleplerimizin başında gelen ihaleye tam katılımın sağlanarak rekabetin gerçek anlamda oluşması için ihale tarihinin iki ay ertelenmesiyle hem sahada bulunan kaynağın daha gerçekçi olacak şekilde ortaya konması sağlanacak hem de ihaleye daha detaylı bir hazırlık sağlanmasının önü açılacaktı. Ancak yeni ihale için verilen süre yine olabilecek en erken tarihte verilerek bunun önü kapatılmıştır ifadesinde bulundu. Günay vatandaşların ve yöneticilerin diğer bir talebi olan ihale şartlarından mevcut tesis kapasitesinin artırılması ifadesinden çıkarılarak sadece yeni tesis kurulması hükmünün getirilmesinin de karşılıksız bırakıldığını dile getirdi. Günay yörenin insanının zararını olabilecek şekilde mevcut tesisi olan firmalar lehine bir ortam oluşturulmuştur. Güncel ihale şartnamesinde uygulanan düzenlemelere göre devlet gelirini 10-12 kata çıkaracak olan yapılan ihale yönteminin değiştirilerek sahanın gelirden pay alınması usulüyle açık artırmaya çıkarılması ve devlete en çok payı verecek firmanın sahayı alması isteğimizde görmezden gelinmiş, yeni ihale metninde dikkate alınmamıştır diye konuştu.